ortamımız şahane, hayatta evlenmem dersin. O cumartesi kendini nikah masasında buluverirsin. Şu hayatta her şey mümkün ama Tuttur da ilk kuponda yapmak mümkün değil. Çünkü Tuttur uygulamasında ilk kuponda 200 liraya kadar kayıp bonusu hediye. Detaylar Tuttur'da. O en fiyodan en fiyodan alkışı ya. Bu repliğe yemin ediyorum bir baba bir 10 bin euro falan çalışır ya. 10 bin pound falan çalışır. Bence böyle bir şey yok. Boş romantizmin altında Gökhan Atlı. Maestro. Orkestra şimdi. Her repliğin mükemmel ya. Yemin ediyorum Tiago'ya şiir yazmış adam. Ya. Tabii ne yani, videolar dönüyor ya. Karısı evlilik yıl dönümünde Tiago'ya böyle bir şey yazamaz abi. Bence bir 10 bin pound, 20 bin pound neyse Tiago'nun bu şey yapmaz, ateşlemesi lazım abi. Bak 9.48'den Wolverhampton galibiyetini bir Liverpool'lu olarak söylüyorum arkadaşlar. Siz beni dinleyin. Sen herhalde böyle radikal bir yerden vallahi bence sıkıntılı maç. 1-11 oynanacak bir oran zaten kesin değil. Wolverhampton'da garip bir şey. Yani ben üst deyip geçerim. Ona kuponuma koymam. Değmez buna. Aynen. Bence de hiç girmeye değer bir karşılaşma değil. Yani Liverpool'un biraz oranı yüksek olsa hadi dersin yani de. Yani. %100 güven vermiyor diye bir senaryoda da 1-11. Ben Robertson'un ipini çektim. Trent'in ipini çektim. Bir gecede 6 baba öldürdüm. Bütün Liverpool'ları attım. Salah zaten. Salah'ı bir önceki hafta verdim. Bütün babaları öldürdüm. 3 Liverpool'luyla başladık. 0'la devam ediyoruz. Şu an kimse yok mu? Yok. Hepsini attım. Vay be. Çünkü 58'de çıkarıyor abi. Bek oyuncusu 58'de çıkar mı ya? Abi clean işte sheet'i verdi. Robertson'ın 58'de aldı abi. Kafa yiyeceğim. Neyse. Benim Liverpool'a zeyanım bitmez. Ben Liverpool'a oynamam. Ve Premier Lig'deki son maçımız Crystal Palace Manchester United. Vieira başkan. Çok zor maç. Şimdi Erik Ten Hag'ı görelim bakalım. City'yi zorluyor. Abi çok iyi takım Palace. United'a yapacak mı acaba? Çok iyi takım abi. Tam bir dönemin Sivasspor gibi. Hani böyle her giden deplasmanda puan kaptırırdı ya. Güzel. Sivas deplasmanı diye program yaptım. Sivas deplasmanı diye böyle program. Güzel deplasman. Ama hakikaten yapılır öyle. Çıkılamayacak böyle zor deplasmanlardan biri olurdu ya. Aynen öyle bir yer abi Crystal Palace'da. Ben bir de Eze ile Zaha çok formda. İkisi de çok iyi. United'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum. United Arsenal'e karşı iyi futbol oynadı, Liverpool'a karşı iyi futbol oynadı. Çünkü bu takımlar üretmek isteyen, zorunda olan takımlar. Kötü kurulan, kötü kadro mühendislikleri büyük takımlarda genelde derbilerde işe yarar. Çünkü sen yanlışlıkla tutacak çok iyi bir takım yapmış oluyorsun. Tutabileceğin maçta kısıtlı oluyor. Eski United da böyleydi. Böyle 5. 6. olduğu son dönemler gidip Guardiola'nın işte Pogba iki tane rekor kırdığı yani. Sezonda 3-2 falan yeniyorlardı. Evet. Pogba'nın 2 tane attı. Aynen. Aynen. O kafada bir yani o kadar kötü bir yapılanma olmamakla birlikte şey olduğunu düşünüyorum. Yani Crystal Palace maçı Arsenal maçından daha zor United için. Ben de katılıyorum. 1.84'ten kaybetmez de 1.84'ten alt da çok güzel oldu. Tavsiye ederim. 1.84'ten alt. Ben karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum. Palace belki evet kapasitesi biraz daha sınırlı ama formda oyuncuları var. Ben Vieira'nın da cesur çıkartacağını düşünüyorum yine. Yani City'ye bile dışarıda Palace herkes zorlu çıkartan bir takım abi. Çıkar. Çok iyi takım. Oynadılar yani. Şimdi City en uç seviye ise orada bile hani City'ye ne kadar zorluk çıkardığını gördük. Diğer ligleri nasıl yapıyoruz? Maç mı seçelim? Serie A'ya geçelim abi. Napoli Spezia asla oynamayız. 1-12'ye değmez. Hızlı asla hızlı gidelim. Sampdoria Milan. Güzel maç. Güzel maç da 1-34'e değmez. Milan alır abi. Milan alır ama burada üstte denenebilir. Sampdoria Milan'da. Üstte ben de üstte daha yakınım. 1-34 Milan'a denemem yani. Juventus Salernitana 1-25'ten Juventus yaz. Yani bence ilk sahaya çıkmak çok iyi olur. Yaz abi. Vallahi Juventus neydi onun adına? Saint Germain maçının ikinci yarısında da iyi oynadı. Ona ver 1-25'ten gitsin. Abi evet. Yani Saint Germain de yani ne olduğunu anlamadan laps diye iki yaptı. Aynen öyle. Gece de yani. Vallecano Valencia, Cadiz Barcelona, Betis Villarreal. Vallecano Valencia geç belli olmaz, garip bir maç. Valencia yani Gattuso ile birlikte ne yapacaklarını çok merak ediyorum ama geçen sene de iyi değillerdi. Şey gol atar. Bizim Falcao. Falcao gol atar oynayın.
Ben de yok bu vallahi. Daha öngörebilecek kadar şeyim yok. Vallecano hani şey Kadiz Barcelona maçında Barcelona Avrupa'dan döneceğini unutmayalım. Sonra bir daha uzak deplasman. Sonra bir daha gideceğini Kadiz unutmayalım. Kadiz uzak bir deplasmandır. 1-11'e değecek bir şey değil. Maç aynen. Değil. Portekiz sınırına yakındır. Üst gaza gelmeyin. Bu maç sıkıntılı maç. Bu maça ilk yarı 0 diyorum ben. Ben üst diyorum buna. Kadiz dağıtabilir, zora sokabilir maçı. Kanırtacak bir maç olur. Kadiz var sonra ilk yarı 0. Betis Villarreal güzel maç be. Bu çok güzel maç. Bunu maça çok var. Sevdim. Benim takımım Villarreal bu sene. Sürpriz kuponuma Betis alabilirim. Çok abi, fazla iyi. Zaten Villarreal. Denk bir maçta Betis 1.47. 2.47 acayip. Bu maçı tutturdan canlı oynayın. İlk golü atan ikinci golü de atar deyin. Almanya'da ikinci golü atar. Bayern'de oran yok. Açtım bunu eski. Bayern'e oranlar olsun ya. Tutturdu değil mi? Aynen. Oran yok da Bayern mi? Union Berlin karşısında tahmin ettiğimiz gibi zorlandı. Hocam 4 evet ya o konuyu hiç açmadık. Union Berlin'e güveniyorum demiştim ama Stuttgart'a güvenmiyorum. Bayern diyor 5-6 tane falan atar. Öyle biter maç. Baksana oran bile açılmamış zaten. Oran açılmamış. Üst 1-0-7, alt 4-10. Alt 4-10. Baya güzel yenerler yani. Baya güzel. Werder Bremen Augsburg. Werder yani üst 1-46 kötü değil bu arada. İlk yarı 1.5 üst falan gibi bir şey de olabilir belki. Werder Bremen Augsburg güzel. İlk yarı 1.5 üst çok güzel oranmış. Çok güzel. Aynen 1.46'ın üstüne de çıkar. O 1.65'leri 70'leri görür. Bak Frankfurt bak maçın babası Frankfurt Wolfsburg. Frankfurt bence. Ve hayır 3-0-9'dan 2 Wolfsburg diyorum. Direkt çatışmalı bak, bir şahane bir size daha ben ne yapayım ya? Var mı böyle birimizin birimizin 2 verdi. Sen de 0 de. Ben de 0 diyeyim hadi. Sen net 2. Net 2. Tutturanlar kulübü kazandırıyor. Birimizin tahmini burada kaybetmek tutuyor. Yok. Burada kaybetmek yok. Üçümüzden birinin tahmini tutuyor. Buna göre tercihinizi yapın. 1-0 geçti. Kapattık maçı. Bir şey olur ya böyle. Ulan belli olmuyor. 20 tane atmış. 20'sinde yazalım. Ayağı kapatalım şey gibi. Ayağı kapattık arkadaşlar. Fransa'da Paris. Paris Saint-Germain Brest'e 4.5 üstü tavsiye ediyorum. Rennes Auxerre. Rennes'in de yine Avrupa. Abi Rennes bu maçı seyredeceğim. Rennes Fenerbahçe'yle oynamadan önceki son maç. Aynen. Bence Fransa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. 3 takımından biri. Juventus'u da yendiler o arada. Benim bu sene Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde 2 adayımdan biri. Ya benim hep 3-4 adayımdan biri. City'de biri. Yok bu sene ama hocaları falan da hoca. Hocaları hoca. Böyle hokkabazlıkları izin vermez. Aynen çok daha dertli. Ya o değil de bir şey soracağım şimdi bak. Belli. Gelin bak. Yani. 3 tane stoper. Tamam 3 tane stoper. Orta sahada bir tane savunmacı bile yok. Bir tane bile yok. Verratti, Vitinha, merkez. Hakimi ile öbür Nuno Mendes. Nuno Mendes ile Hakimi zaten kanat gibi oynuyor yani. Ön tarafı oynuyor. Aynen. Öndeki üçlüde hiç geri falan koşmuyorlar. 10 kişi topun arkasına geçeceksin. Çata çata oynayacaksın. Basacaksın. Alan kapatacaksın. Nerede abi bunlar? Hiç olmuyor bunlar. Rakip de Juventus yanlış anlama. Nasıl olacak abi? Ya 1 milyar euro harcayınca oluyor. Biz bunları 10 sene önce söylüyorduk. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Kazmayla oynamayacaksın. Hiç kazmayla oynayan takım kalmadı. Rönaxer maçını izleyeceğim. Rönde çok iyi takım. Ren 1.32'ye Ren oynayın abi. Ren banko bence. Orada da Ren'e veriyoruz. Diyelim böylelikle Tutturanlar Kulübü'nün sonuna gelmiş olalım mı? Olalım. Olalım. Cumartesi, pazar buluşuyoruz. Özel programlarımız var zaten kısa metraj yaptığımız. Cuma sabahı da Avrupa Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte hafta sonu maçlarına biraz daha detaylı yorumlarımızla yeniden burada olacağız. Dolayısıyla bizden ayrılın. Ortamımız şahane. Hayatta evlenmem. Dersin. O cumartesi kendini nikah masasında buluverirsin. Şu hayatta her şey mümkün ama Tuttur'da ilk kuponda yapmak mümkün değil. Çünkü Tuttur uygulamasında ilk kuponda 200 liraya kadar kayıp bonusu hediye. Detaylar Tuttur'da.